hemen ilk sorumuza başlayalım. Provamıza. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde kullanılan hükümdarlık ünvanlarından biridir? Demiş. Baktığımız zaman Melik Sultan Subaşı Atabey bunlar arkadaşlar İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde kullanılan hükümdarlık ünvanlarından biri değildir. Kaan arkadaşlar İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde kullanılan hükümdallık ünvanlarından biridir. Burada cevabımız ne oldu? Arkadaşlar C seçeneği olmuş oldu. Melik Türk İslam Devletleri'nde hükümdar çocukları için kullanılan bir ünvandı. Sultan arkadaşlar Gaznelilerden itibaren Türk İslam Devletleri'nde kullanılan bir hükümdar hükümdarlık ünvanıydı. Subaşı arkadaşlar Subaşı ise Türk İslam Devletleri'nde Taşra Teşkilatı'nda güvenlik işlerinden sorumluydu. Atabey ise Türk İslam Devletleri'nde hükümdar çocuklarının sancaklara vali olarak görevlendirilirken yanlarında onlara eşlik eden tecrübeli devlet adamıydı. Geldik 2'ye. Yukarıdaki devletlerden hangilerinin Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurduğu söylenebilir demiş. İşitler Doğu Roma İmparatorluğu dediğimiz Bizans arkadaşlar Bizans'tır. Memlükleri vermiş. Arkadaşlar baktığımız zaman bir devletin Anadolu Selçuklu Devleti ile ilişki kurabilmesi için aynı zaman diliminde ne yapmış olması lazım? Yaşamış olması gerekiyor. E bu mantıktan hareketle Anadolu Selçuklu Devleti 1077 1077 1308 tarihler arasında ne yapmıştır hüküm sürmüştür Doğu Roma İmparatorluğu Arkadaşlar 1453'e kadar varlığını sürdürüyor o yüzden Bu vardır Memlükler ise 1250-1517 yıllar arasında Ne yapmıştır arkadaşlar Hüküm sürmüştür Memlükler de var ama işitler 900 arkadaşlar 69'da Yıkılıyor Yıkılıyor Kurabilir mi ilişki hayır kuramaz çünkü Arkadaşlar aynı dönemde yaşamıyorlar. O yüzden cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. Osman Devleti'ndeki lonca teşkilatı görevlerinden hangilerine sahiptir demiş. Baktığımız zaman çeşitli iş kollarında esnaf dayanışmasını sağlar doğru. Devlet hazinesini denetlemek böyle bir görevi yoktur arkadaşlar. Ee, o yüzden bu yok. Mal ve hizmetlerin kaliteli üretilmesini, kaliteli üretilmesini sağlamak lonca teşkilatı içerisinde vardır. Cevabımız 1 3 oldu. Hangisi Yeniçeri Ocağı'nın özelliklerinden biri değildir? Demiş. Baktığımız zaman 1. Murat döneminde kurulmuştur. 3 ayda bir uluf maaş alıyorlar. Doğru. Kapıkul Ocakları'nın en kalabalık grubu. Doğru. Savaş sırasında merkezde ve padişahın yanında bulunuyorlar. Doğru. 3. Selim döneminde kaldırılmıştır. Yanlış. Kimin döneminde? 2. Mahmut döneminde vakayı hayriye dediğimiz olayla kaldırılıyor Yeniçeri Ocağı. 5'e geldik. Osman Devleti'ndeki gelişmelerinden hangileri 3. Ahmet dönemindedir demiş. Bakalım ilk daimi elçiliklerin açılması 3. Selim döneminde Londra'ya açılıyor. Yusuf Agah Efendi. Osmanlı matbaası kuruluyor mu arkadaşlar? Evet kuruluyor. Kanunname-i Ali Osman hazırlanması Fatih dönemindedir. Bize 3. Ahmet'i soruyor. Yalnız 2 olmuş oldu. Geldik 6. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl saatlerinin genel özellikler arasında yer almaktadır demiş bizlere. Avrupa'daki gelişmeler örnek alınıyor mu? Hayır. 18'de başlıyor arkadaşlar bu durum. Islahatların her alanda yapılıyor mu? Hayır. Her alanda yapılmıyor. Islahatların halk hareketi sonucu yapılması mı? Hayır arkadaşlar. Yapılmıyor. Kişilere bağlı kalıyor arkadaşlar. Süreklilik kazanmıyor. 17. yüzyıl duraklama dönemi biliyorsunuz ki. Islahatların genel özellikleri budur. Cevabımız değişik olmuş oldu. E şıkkı da yok. Osman Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında Hünkar Eskilesi Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın imzalanmasında ayaklanmalarından hangilerine karşı Rusya'nın desteğini sağlama düşüncesi etkili olmuştur diyor bizlere. Arkadaşlar baktığımız zaman Osman Devleti Rusya ile 1833 yılında Hünkar Eskilesi Anlaşması'nı imzalıyor. Osman Devleti bu anlaşmayı imzalayarak Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanmasına karşı Rusya'nın desteğini kazanmak kazanmayı istiyor. O yüzden patrona Halil ve kabakçı Mustafa yok. Sadece cevabımız olduğu Yalnız iki kavalalı Mehmet Ali Paşa olmuş oldu. Geldik 8'e. Osman Devleti Rumeli'de ele geçirdiği toprakları Anadolu'dan Türk nüfusu iyileştirmiştir. Bu uygulama durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır diyor. Fethedilen topraklarda devlet egemenliğini ne yapar arkadaşlar? Güçlenir bu şekilde Türk nüfusu iyileştirirse. Balkanlardaki devletlerin özellikli talepleri böyle bir durum söz konusu değil. Anadolu'da halk isyanları çıkmaz arkadaşlar. E, o zaten e, 17. yüzyılda Celali isyanlarıyla birlikte çıkıyor. Cevabımız yalnız bir oldu. İkinci Abdülhamit kanunu esası ilan ederek ilk Osmanlı parlamentosunu 31 Mart 1877'de açmış. İki dönem çalışan parlamento 14 Şubat 1878'de yine padişah tarafından kapatılmıştır. İkinci Abdülhamit parlamentoyu kapatmasına durumlarından hangilerini gerekçe olarak göstermiştir diyor arkadaşlar. İngilizlerin Mısır'ı işgal etmesi yoktur arkadaşlar. 1882'de zaten işgal ediyor. 31 Mart ayaklanmasının çıkması 1909 yılında. Bu da yok. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması arkadaşlar. buna örnek olarak gösterebilir. Bunun diğer adı neydi? 93 Harbiydi. Cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 20. yüzyıl Türk siyasi tarihinde gelişmelerinden hangilerinde İttihat Terakki Partisi etkili olmuştur? diyor. Birinci Meşrutiyet'in ilanı Baba Ali baskının yapılması Birinci Dünya Savaşı'na girilmesini vermiş. 1. Meşrutiyet'in ilanında iddia terakki değil. Genç Osmanlar arkadaşlar. Genç Osmanlar. Diğer adıyla nedir arkadaşlar? Jön Türkler. Jön Türkler. Etkili olmuştur. İddia terakki değil. Bu gitti. Babali baskını iddia terakki yapıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Kamil Paşa hükümeti düşüyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'na da Alman hayranlığıyla birlikte ne yapılıyor arkadaşlar? İddia terakki sokmuş oluyor bize. Cevabımız eşlikli oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Almanya'nın teşvikiyle kanal harekatını başlatmıştır. Bu harekatın yapılmasında düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur diyor. İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kontrol etmek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mısır bölgesinde İngilizlerin sömürgeleri var. Burayı kontrol etmek, Mısır'ı geri almak arkadaşlar amaç Rusya'nın savaştan çekilmesini sağlamak gibi bir amaç yoktur. Cevabımız değişik olmuş oldu. Monros Ateşkesi'nden sonra kurulan Adana, İçel, Maraş, Antakya, İskenderun'da yaşayan Türkleri temsil etmek ve buraların Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıklarını güçlendirmek amacıyla gerekli çalışmalarda bulunan cemiyet hangi cemiyettir arkadaşlar? Kilikya'lar Cemiyeti. Kilikya'lar Cemiyeti biliyorsunuz ki Çukurova Çukurova bölgesinde kuruluyor. Adana, Maraş, İçel, Antakya o civarda arkadaşlar kuruluyor. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Erzurum Kongresi'nin aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır diyor bizlere. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütün olduğu var. Kuvayi milliye amil, milli iradenin hakim olduğu var. İşgal amacı olmayan devletlerin yardımları kabul ediliyor arkadaşlar. Bu da var. Manda himayi ilk kez reddediliyor biliyorsunuz ki. Müdafaa hukuk cemiyetlerinin kurulması yoktur. Arkadaşlar burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. 14'e geldik. Yukarıdaymış. Bakalım. Temsilciler Kurulu'nun çalışma yeri olarak Ankara'yı seçmesinde hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Baktığımız zaman dağıtılmamış bir kolorduya sahip arkadaşlar. 20. kolordu burada var. Ali Fuat Cebesoy'un. Ee, İstanbul'da haberleşme ve ulaşım olanakları var arkadaşlar. Tren yolu buralardan geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması daha sonraki bir gelişmedir. Bunun alakası yok. Cevabımız 1-2 oldu. Hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkılan ayaklanmaların sonuçlar arasında yer almaktadır? Demiş bizlere baktığımız zaman ulusal mücadelenin zorlaşması. Evet arkadaşlar bir yandan savaşla bir yandan bu isyanlarla ne yapar arkadaşlar? Ulusal mücadele zorlaşmış oluyor. Cevabımız direkt olarak aşık oldu. Yeni Türk Devleti kurulduğunda 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat Esası Kanunu yürürlüğe girmiş ancak bu tarihten itibaren Teşkilat Esası Kanunu'nda bulunmayan anayasa hükümleri kanun esasının hükümleriyle karşılanmıştır. Bu uygulamayla ilgili olarak yargılarının hangileri söylenebilir demiş bizlere. Baktığımız zaman anayasal ikilik süreci yaşanır arkadaşlar. iki tane çünkü ne var? E, anayasa var. Mecliste gruplaşmalar yaşanıyor mu? Hayır. Bununla bir ilgili durum söz konusu değildir. Kanun esası daha kapsamlı bir metin arkadaşlar. E, teşkilat esasıya göre e, biliyorsunuz ki o yüzden cevabımız ne oldu? 1-3 oldu. Kurtuluş Savaşı'nda Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir. Bu gelişmenin yaşanmasında hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Baktığımız zaman Afyon Kütahya Eskişehir'in e, Yunanların eline geçmesi arkadaşlar. Evet e, buraları işgal edince Türk ordusu ne yapacak? Sakarya'nın, Sakarya, Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilecek. Sakarya Savaşı'nın başlaması yok arkadaşlar. Bu Eskişehir-Kütahya Savaşları'nda oluyor. Çerkez Ethem Ayaklaması'nın yaşanması ise 1. Yunanistan Savaşı'ndaydı zaten. Cevabımız yalnız bir oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan yukarıdaki yeniliklerin kronolojik sıralaması hangisidir? Demiş bizlere... Baktığımız zaman Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Millet Mekteplerinin açılması, üniversite reformu, yeni Türk alfabesinin kabulünü vermiş. Arkadaşlar Tevhid-i Kanunu 1924. Millet Mekteplerinin açılması 1928. Üniversite reformu 1933. Yeni Türk e, alfabesinin kabulü 1928. İki tane 1928 var. Bunu nasıl ayırt edeceğiz arkadaşlar? Baktığımız zaman önce yeni Türk alfabesi kabul ediliyor. Ardından okuma yazma öğretmek amacıyla millet mektepleri açılıyor. Bunu bu şekilde ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Cevabımızda ne oldu? Arkadaşlar baktığımız zaman 1, 4, 2 ve 3 olmuş oldu. Bakalım nerede? Evet C şıkkında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te çıkardığı bir yasayla halifeliği kaldırmıştır. Halifeliğin kaldırılması ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilen bilir demiş bizlere. Laiklik, milliyetçilik, devletçiliği vermiş. Halifenin kaldırılması din ve devlet ayrımını sağladığı vurgusuyla laiklik arkadaşlar ümmet anlayışından millet anlayışına geçtiği için milliyetçiliktir. Devletçilikle alakası yok. Devletçilik ekonomiyle alakalı. Hangisi Atatürk dönemi ekonomik faaliyetlerinden biri değildir demiş bizlere baktığımız zaman. Milli koruma kanunu çıkarılması Atatürk döneminde değil İsmet İnönü zamanındadır. O yüzden cevabımız aşık oldu. İzmir'de İktisat Kongresi toplanması, 1. 5 yıllık sanayi planı yürürlüğe girmesi, İş Bankası'nın kurulması, Teşviki Sanayi Kanunu'nun çıkarılması vardır. Türkiye İş Bankası ayrıca ilk özel bankadır, ilk liberal bankadır. Unutmuyoruz. Hangisi Tevhid-i yani öğretim birliği kanunuyla yapılan düzenlemelerden biri değildir? Demiş. Medreseler kapatılıyor. Ülkede ulusal ve laik öğretim başlıyor. İlahiyat fakülteleri açılıyor arkadaşlar unutmayın. İlahiyat fakülteleri neyle açılıyor? Tevhid-i Terhisat kanunuyla. Azınlık okulların MEB'e bağlanması var. Darülfünun'u kapatarak yerine İstanbul Üniversitesi'nin açılması yok. O üniversite reformuyla, üniversite reformuyla gerçekleşecek 1933 tarihinde. E şıkkı oldu cevabımız. Geldik 22. sorumuza. Türkiye'de çok partili hayata geçmek amacıyla kurulan Partilerden hangileri Atatürk dönemindedir demiş. Atatürk döneminde kurulanlar arasında Teraki Perver var. İlk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet var. İkinci muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi 1945'te kuruluyor. Arkadaşlar çok partili hayat e, hayattaki ilk e, muhalefet partisidir. Bakın çok partili hayata geçinceki ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma. Diğerleri çok partili hayat değil zaten arkadaşlar. O yüzden cevap 1-2 oldu. Türkiye'deki Gelişmelerinden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunlar kapsamındadır demiş bize. Baktığımız zaman İslam hukukuna göre hazırlanan mecelerin yürürlükten kaldırılması arkadaşlar 1926'da kaldırılıyor. Bu değil. Şehir İslamlık makamı lav ediliyor kaldırılıyor. Şeriye ve efkaf vekaleti. Tekke Zaviye 1925'te kaldırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor arkadaşlar. Şeriye vekaleti kaldırılınca 2-4 cevabımız oldu. Hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasındadır demiş bizlere. Baktığımız zaman Musul sorunu çözülmesi 1926 Ankara Anlaşması ile aleyhimize çözülüyor ama Atatürk döneminde çözülüyor. Birleşmiş Milletler üye olunması 1948. Avrupa Konseyi'ne üye olunması arkadaşlar 1900 biliyorsunuz ki kaçtır? 1949 arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? Atatürk dönemini soruyor bize yalnız bir oldu. Türkiye'de kadınlar 1930'da belediye seçimlerine, 33'te muhtarlık, 34'te milletvekili seçimlerine katılmıştır. Kadınların siyasi, siyasi hayata katılmalarını öngören bu haklar hangileriyle bağdaşmaktadır diyor bizlere. Baktığımız zaman cumhuriyetçilik, halkçılık, layıklığı vermiş. Kadınların yönetime katılması, ulusal egemenliği güçlendirme vurgusuyla cumhuriyetçilik. Arkadaşlar daha önce sadece erkeklerin sahip olduğu haklara kadınların da sahip olmasıyla halkçılıktır arkadaşlar. Layıklıkta bir ilgisi yok. Cevabımız ne oldu? 1-2 olmuş oldu. 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında kurulmuştur. Balkan Paktı'nın kurulmasında Balkan Antantı demiş. Burada Paktı demiş. Yanlışlık yapılmış arkadaşlar. Baktığımız zaman Balkan Antantı olacak. Şu Balkan Antantı'nın kurulmasında hangisi etkili olmuştur diyor bizlere. Rusya'da rejim değişikliğiyle alakası yok. Hatay'ın Türk topraklarına katılmasıyla alakası yok. Türkiye'nin Sadabat Paktı'na zaten daha sonraki bir süreç 37'de. Montreux zaten sonraki süreç 36'da. Evet İtalya ve Almanya'nın güçlenmesiyle arkadaşlar ne yapılıyor? Balkan uluslarının birbirleriyle dayanışma içine girmesi sonucunda ortaya çıkıyor bu durum. Geldik son sorumuza. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hangilerine fiilen katılmıştır diyor bizlere. Baktığımız zaman Vietnam Körfez'e arkadaşlar Yok. Yokuz. Kore'de varız. Cevabımız yalnız 3 olmuş oldu. Evet bu sorumuza birlikte arkadaşlar sizlerle beraber 27 sorudan oluşan denemeyi çözmüş olduk. Sınav provasını yapmış olduk. Umarım sizlerin faydasını olmuştur. Bir sonraki provamızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet